Canan'ım selam. Full tekrar kampının geldik bugün tamı tamına ikinci gününe ve bugün temel kavramları bitiriyoruz arkadaşlar. Full tekrarda konuları böyle artık bugünden itibaren her gün bir konuyu şamar, her gün bir konuya tokat, her gün bir konuya yapıştıracağız ve her gün bir konuyu bitireceğiz. Bugün temel kavramların ikinci günü bazı konular tabii ki iki gün iki gün hatta daha fazla süren de var. Fonksiyonlar, permütasyon falan sürüyor. Onlar biraz daha böyle kazanım olarak çok olduğu için. Bugün temel kavramları bitiriyoruz. Ne yapacağız? F10 yayınlarından TET Matematik Full Tekrar Video Ders Kitabımız biliyorsunuz. Buradan ilerliyoruz. Buradan ee, önce ilk videoda konu artı soru, ikinci videoda komple soru yapacağım. Ee, bu videoda yani ilk videoda, ikinci günün ilk videosunda asal sayılar, aralarında asal sayılar, asal çarpanlar ayırma ve faktöriyel konu başlıklarını size önce güzel bir özetleyeceğim. Hatırlatılması gerekenleri, unutulma ihtimali olanları sizlere hatırlatacağım. Ondan sonra soru çözümüne geçeceğim canlarım. İkinci videoda, bu birinci videoda yaptığım soru çözümünün devamı niteliğinde bir soru çözümü olacak. Çok güzel sorularımız var, çok güzel. Ee, düşündürücü sorularımız var. Hızlı hareket edilmesi gereken, uzun yolu olan ama kısa taktikleri olan vesaire sorularımız var arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizi ve dersi güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Böyle bir tane de çay alırsanız şöyle ben yine tavşan kanı. Mert Hoca yine yapacağını yaptı. Şöyle göstereyim. Of yemin ediyorum var ya şu anda. Ya kıpkırmızı ya. Bu neydi ya? Ardeşen filiz çayı mıydı? Öyle bir şeydi yani. Güzel bir çay gerçekten. Ee, ya çay yaparız arkadaşlar. Bir gün nasip olur da bir ortamla beraber olursak size güzel bir çay demlerim. Güzel bir çay içeriz. O zaman dersiniz ki hocam ben hayatımda böyle bir çay. Çünkü çay gurmesi olduk artık. Günde 85 tane demlik çay içtiğimiz için şöyle olduk artık yani. Ee, diyorum ve konuşuruz. Çayın faydalarından falan dersin aralarında sizlere bahsederim. Şimdi dersimize başlayalım hadi gel. Gel 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 gel. Evet. Şimdi şöyle gösterelim neler yapacağımızı. Asal sayılar aralarında asal sayılar, asal çarpan arayma, faktöriyel konu başlıklarını inceleyeceğim. Ve arkadaşlar iki sayfa soru çözümüm var. Sonra bugünün ikinci videosu da var. Bugünün ikinci videosunda da soru çözümüne devam edip bitireceğim. Şimdi asal sayı dediğimiz şey neydi? Çok önemlidir arkadaşlar. AYT'de de çok karşımıza çıkar. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bugünün konusu var ya bu asal sayılar ...ve faktöriyel. Bu, hani artık limit türevi integralde AYT'de çıkmayacağı için... ...bir önceki söylemiştim. Birazcık AYT'deki TYT sorularının sayısının artacağı çok aşikar ya... İşte o artma, bu asal sayı tarzı... ...faktöriyel asal sayıların birleşimi tarzı oluşan sorular var. Ben o tip sorulardan da koydum bu şeyin içine. E, kitabın içine. Dolayısıyla öyle sorular da karşımıza gelecektir. Yani bu aslında bugün işleyeceğimiz iki video. Bugün izleyeceğiniz iki video... AYT'de de soru çıkma ihtimali olan sorulardan ve konulardan kazanımlardan oluşacaktır. Bu motivasyonla dinleyin lütfen. Şimdi asal sayı nedir? Birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan doğal sayılara biz asal sayı adını veriyoruz. Bunun İngilizce bir adı da var. Prime number. Oo kardeşim. Prime number asal sayılar. Bunlar özel sayılardır. Yani bu yani asal sayılar özel sayılardır arkadaşlar prime yani özel. En küçük asal sayı 2'dir. 2 sadece 2'ye ve 1'e bölünebilir. Yani 1'den ve kendisinden başka böleni yoktur. 3 3'e ve 1'e bölünür. 5, 5'e ve 1'e bölünür. Mesela 6 asal değildir. Çünkü hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. Olmaz. 7 asaldır. Sadece 7'ye ve 1'e bölünür. 8 asal değildir. Hem 4'e hem 2'ye bölünür. 9 asal değildir. 3'e bölünür. 10 asal değildir. değildir. 5'e bölünür. 11 asaldır. 12 asal değildir. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 6'ya bölünür. 13 asaldır. 14 asal değildir 2'ye bölünür 7'ye bölünür 15 asal değil 3'e bölünür 16 asal değil 4'e bölünür 17 asaldır 18 asal değil 6'ya bölünür 19 asaldır bu şekilde 23 19'dan sonraki asal 23 aynen 29 falan diye gidiyor yani karşınıza en fazla 31'e kadar falan belki 37'ye kadar falan karşınıza çıkabilir. Daha fazlasını çıkacağını çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Asal sayılar tabii ki sonsuz adettedir. Özel sayılar yani mesela 6 gibi değil yani. 6 biraz böyle boynu falan bükmüş böyle şam şeytanı gibi ama mesela 11'e baktığın zaman böyle duruyor. Böyle duruyor. Kont gibi duruyor 11. 6 biraz daha böyle zargana yani anlatabiliyor muyum? En küçük asal sayı 2'dir. Çok dikkat edin. Ve 2'den başka çift asal yoktur. 2'den başka çift asal yoktur. Çift sayı olan asal sadece 2'dir arkadaşlar. Çünkü mesela ya bir çift sayı 2'ye bölünür. 2'ye bölünmeyen tek sayı 2'dir diyeceğim o da olmayacak. Yani 2'ye bölünür. 2 de 2 de kendisi olduğu için asal sayı tanımına uyuyor. 2'den başka çift asal yoktur. Ardışık asallar arkadaşlar sadece 2 ve 3'tür. 2 ve 3 dışında ardışık olan yani aralarındaki fark 1 olan asal sayı yoktur. Ardışık sayının tanımı oydu ya aralarındaki fark 1 olacak diye. 2 ile 3 dışında ardışık asal da yoktur. Asal sayılarda bunları bilmemiz püf noktalardan yeterlidir. Birden başka şimdi aralarında asal sayılar. Asal sayılar okey. Aralarında asal ne demek? Şimdi İki tane sayı aralarında asal olması için birden fazla sayı olması lazım. İlla iki tane olmasına gerek yok ama genelde iki tane karşımıza çıkıyor. Ortak pozitif tam sayı böleni olmayan tam sayılara aralarında asal sayılar denir. Aralarında asal, asal sayılar denir arkadaşlar. Şimdi aralarında asal sayıların asal sayı olmasına gerek yok. Aralarında asal olacaklar. Ama asal da olabilirler. Örnek veriyorum. Mesela 13 sayısı ile 17 sayısı aralarında asaldır. Eğer iki sayı asalsa bu sayılar kesinlikle zaten aralarında asaldır. Çünkü asal sayıların ortak böleni sadece asal sayıların böleni sadece biri ve kendisidir. İki tane asal olduğunuz olduğu zaman da farklı asallar bunların ortak bölenleri sadece 1 bir olur. Birden başka pozitif tam sayı böleni olmaz bu sayıların. Dolayısıyla farklı iki asal her, her zaman aralarında asal olmak zorundadır. Bir sayı asal olup diğeri asal olmazsa iş değişir. Mesela bunu 13 aldığınız zaman bunun yanına koyacağınız sayıyla bu sayı aralarında asal olmayabilir. E iyi de hocam 13'ün başka bir yok ki. Ama bak 13'ün katını alırsam buraya 26 bunlar aralarında asal olmazlar. Çünkü e, neydi aralarında asallığın tanımı? Sadece ortak bölenleri 1 olacak. Ama bunların ikisi de 13'e de bölünüyor. Ortak bölenleri de var. Dolayısıyla e, bu olmaz. Bunu 13 alalım mesela ee, bunu da asal almak zorunda değiliz yeter ki 13 bölen olmasın. Mesela örnek veriyorum 6 13 ile 6 aralarında asaldır 6'nın bölenleri 1 2 3 6 13'ün bölenleri 1 13 ortak olan 1 sadece. Yani aralarında asal olması için iki sayı asal olabilir bir tanesi asal diğeri asal olmayabilir tamam mı? İki sayı da asal olmayabilir. Aralarında asal olmak için. Mesela 8 ile 15. 8 ile 15 sayıları aralarında asaldır. Çünkü 8 1'e 2'ye 4'e 8'e bölünür. 15'te e, 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 15 de 1'e 3'e 5'e 15'e bölünür. Ortak bölenleri sadece 1 olduğu için 8 ile 5 sayısı da aralarında asaldır. Yani bakın ikisi de asal. Biri asal. Biri asal değil. İkisi de asal değil. Aralarında asallıkta sayıların asal olup olmadığıyla ilgilenmeyiz arkadaşlar. Bir tane daha örnek verelim mesela. Ne diyelim? Eee ne diyelim mesela 10 la tamam mı 21 bunlar da aralarında asaldır. 10 1'e 5 1'e 2'ye 5'e 10'a bölünür. 21'de e, e, 21 de 1'e 3'e 7'ye 21'e bölünür. 1'le sadece ortak çarp e, bölenleri olduğu için bu iki sayı aralarında asal olmuş oluyor. Anlaştık mı? Şimdi dikkat notumuz var önemli bir not. Ardışık sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Ardışık sayılar aralarında Asaldır. Mesela örneğin asaldır. Şey gibi böyle asaldır. Mesela 2 ile 3 aralarında asaldır arkadaşlar. Mesela aklınıza gelebilecek her şey mesela 10 ile 11 aralarında asaldır. 29 ile 30 aralarında asaldır. Ardışık bütün sayı ikilileri, üçlüleri değil ikilileri aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Parantez içinde ikili aslerden bahsediyoruz tabii ki. Yani üç tanesi olmayabilir. Tamam mı? Mesela 2, 3, 4 aralarında asal değildir. 4 ile 2 işi bozuyor gibi. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Mesela 1'in yanına ne koyun? Mesela 58 koyun. 1 ile 58. 1 ile her sayı aralarında asaldır. Ardışık tek sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Aralarında asaldır. Örnek verelim. 3 ile 5 ardışık tek sayılar. 5 ile 7 ardışık tek sayılar. 13 ile 15 ardışık tek sayılar. 19 ile 21 ardışık tek sayılar. 33 ile 35 ardışık tek sayılar. Yani ardışık tek sayılar her zaman aralarında asal olur. Ama ardışık çift sayılar aralarında asal olmaz çünkü zaten mesela 1 4 1 6 ikisi de 2'ye bölünüyor. Aralarında asallık tanımına uymuyor. Şimdi asal çarpanlara ayırma tanımına geldim. Önemli bir tanım, asal çarpanlara ayırma tanımı. X bir pozitif tam sayı olmak üzere sayıyı asallarının asal çarpanlarını çarpan demek sayının içerisindeki bir sayı demek. Mesela 10 sayısını 2 çarpı 5 diye yazdığınız zaman 2 ile 5 10 sayısının çarpanı olur. Bunlar asal olduğu için bunlar asal çarpandır. Ama mesela mesela örnek veriyorum 30 eşittir 5 çarpı 6. Bu asal çarpanlarına ayırma değildir. Çünkü 5 asal ama 6 asal değil. Ama 5 ile 6 sonuç olarak 30'un birer çarpanı. İşte sayıyı çarpanlara ayırdığınız zaman o ayırdığınız sayılar asal olursa o sayı asal o ifade ediliş biçimine asal çarpanlarına ayırma denir. Asal çarpanlarına ayırma adı verilir. Yani mesela 5 çarpı 6 asal çarpanlarına ayırma değildir ama 5 çarpı 6'yı da 3 çarpı 2 yazdığınız zaman işte bu asal çarpanlarına ayırmadır. bebik dolar. Anlaştık mı? Peki e, illa böyle üstleri 1 olacak diye bir şey yok. Örnek vermek gerekirse 24 mesela 24 8 çarpı 3'tür. Bu aralarında şey bu asal çarpanlarına ayırma değil. Çünkü 8 asal değil. Ama 8'i 2'nin kübü diye yazarsanız yanında da 3 üzeri 1 var. İşte bu asal çarpanlarına ayırma. 2'nin üstünde 3, 3'ün üstünde 1 var. Bu 3 ile 1'e de üstündeki 3 ile üstündeki 1'e de asal çarpanlarının kuvvetleri adını veriyoruz. Tamam mı? Bu asal çarpanlar ayırma bak. X eşittir 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C, 7 üzeri D. Bu böyle içindeki asallarla gidebilir. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Ara asal çarpanlara ayırma pozitif bölen sayısını bulmaya yarar. Ne demek pozitif bölen sayısı? Mesela örnek vermek gerekirse 60 sayısı. Şimdi 60 sayısının kaç tane pozitif böleni var diye sordum birine. Hemen şöyle yaptı yani böyle normal bir vatandaşa sordum gittim. Böyle halk ekmekte böyle ekmek beklerken Ramazan pidesi. Birine dedin ki 60'ın kaç tane asal çarpanı var? Şey, kaç tane çarpanı var dedin. Adam hemen yani şey dedi bir şey de diyebilir tabii ne diyorsun hemşerim falan deyip çünkü oruç da başına vurmuştur bir ihtimal o adamın. Sen o böyle iftara yakın böyle bir şey sorarsan büyük ihtimal orada kavga çıkar ama yani normal birine sorduğun zaman Sayar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmaz falan diye düşünür. Ve tek tek sayar. İşte bu tek tek sayıp da adedini bulmanın kısa bir yöntemi var arkadaşlar. Sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. Benim sayım 60. Örnekte verilen sayı da A, a bak. A'yı ne yapmış? A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z diye ayırmış. Ben de 60'ı 60 12 çarpı 5. 12'de 3 çarpı 4, 3 çarpı 4 çarpı 5. Yani 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2, 4'ü 2 üzeri 2 demek, çarpı 5 üzeri 1. Ben de bu formatta ayırdım. 60'a ayırdım asal çarpanlarına. Sonra bu asal çarpanlarının kuvvetlerinin üst kuvvetleri var ya. Bunları birer arttırıp çarptığınız zaman pozitif bölen sayısını buluyorsunuz. Yani bu soruda örnekte bize verilen A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z'deki A, B, C birer asal ya. O zaman X, Y, Z de asalların kuvvetleri. X'i bir tane arttırdım. X artı 1 çarpı y'yi bir tane arttırdım y artı 1 çarpı z'yi bir tane arttırdım z artı 1 bana asal şey pozitif bölenlerinin sayısını veriyor. Mesela 60'a uygulayalım. P, B, S pozitif bölen sayısı. 1'i 1 bir arttırdım 3'ün üstündeki 2 iki yaptı. 2'nin üstündeki 2'yi 1 arttırdım 3 yaptı. 1'in üstündeki 1 arttırdım 2 yaptı. 4 kere 3'ten 12 yaptı. Yani arkadaşlar yani o 60'ın az önce saydığımız var ya 1, 2, 3 falan diye. Ondan 12 tane varmış pozitif böleni. Yani saymadan tek tek kısa yolla hesaplayabiliyor musunuz bu yöntemle bulabiliyor musunuz? Şimdi negatif bölen sayısına bakalım. E, negatif bölen sayısı pozitif bölen sayısı kadar değil midir? Yani mesela sayıyorsun 1, eksi 1 de var. 2, eksi 2 de var. 3, eksi 3 de var. 60'ı bölen 4 var. Eksi 4 de var. 60'ı bölen 5 var. Eksi 5 de var. 6 var. Eksi 6 da var. 10 var. Eksi 10 da var. Değil mi? Yani ne kadar pozitif bölen sayısı varsa o kadar da negatif bölen sayısı vardır. Ve o zaman tam bölen sayısı. Bak tam bölen diyor. Şöyle düşün. Pozitif sayılar, negatif sayılar, tam sayılar. Tam sayı demek hem pozitifleri almak demek hem negatifleri almak demek. O zaman şöyle diyebiliriz. Pozitif bölen sayısından iki tane ya da bunu ikisinin toplamı pozitif artı negatif ya da tam bölen sayısı pozitifin iki katı ya da negatifin iki katı aynı olduğu için tamam mı böyle hesaplanabiliyor şimdi geldik faktöriyele kardeşim arada bir soru çıkıyor böyle ben bu sene AYT'de bir sürpriz olup bir faktöriyel sorusunun çıkabileceğini düşünüyorum TYT'de de AYT'de de Bayağı bir senedir sormuyorlardı faktöriyel ve artık yani ben anlatıyordum yine ben 2000 18'den itibaren 2019'dan beri aktif olarak içerik üretiyorum. TikTok'a falan diyormuşum. YouTube'a. Ben anlatıyorum yani. Ama 2020'lere doğru falan o pandemi döneminde falan da çıkmadı. Orada artık kitaplardan bile yavaş yavaş çıkarıyorlardı. Yani faktör eğer sorulmuyor demek ki artık falan diye. Müfredatta var abi sorulur. Müfredatta olan her şey sorulur yani. Çünkü bunları da bir insan hazırlıyor. Yani durup da Aa bu bu konudan soralım diyebiliyorlar yani. Ee, nitekim 2021'de sanırım faktöriyel sorusu güzel bir faktöriyel sorusu TYT'de gelmişti. Bu sene de belki AYT'de gelebilir. Faktöriyel en basit tabiriyle birden N'ye kadar olan ardışık çarpıma. Yani birden belli bir tam sayıya kadar olan ardışık çarpımın kısa türlü, kısa yolla, kısa biçimde ifade edili şeklidir. Birden N'ye kadar olan ardışık doğal sayıları çarpma işlemine faktöriyel denir arkadaşlar. Fak T adı veriliyor ve n faktöriyelle gösterilir. Tabi sayı n'ye kadar gidiyorsa. 5'e kadar gidiyorsa 5 faktöriyel. E Şimdi 0'ı e, bir bakalım. Bırakalım 1 faktöriyel. 1'den 1'e kadar zaten 1. 2 faktöriyel 1'den 2'ye kadar olan çarpım 2. 3 faktöriyel 1'den 3'e kadar ya da 3'ten 1'e. Genelde usul buradan başlamak olur. Yani 3'ten başlayacaksın. 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 6. 4 faktöriyel 4'ten başlayacağım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bak hep 1'e kadar gidiyorum. 24. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı yine 1'e kadar gittim. Bu da 120 arkadaşlar. Şuna çok dikkat edin. 5 faktöriyel 4 faktöriyelin 5 katı. 4 faktöriyel 3 faktöriyelin 4 katı. 3! 2 fakt 3 faktöriyel 2 faktöriyelin 3 katı. Yani faktöriyel sayılar birbirleri cinsinden yazılabiliyor. Birazdan birazdan da onu göreceğiz. Matematikte özel olarak bir kabul vardır. Hatta internette bunun ispatlarını falan da bulabilirsiniz. 0 faktöriyel özel olarak 1'dir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu bir özel durumdur. Bu özel durumla ilgili zaten soru soracağım birazdan soru çözümlerinde. Buna denk geleceksiniz. Az önce bir şey ağzımdan bir şey çıktı. Dedim ki her faktöriyel sayı Ondan daha küçük sayılar cinsinden yazılabilir. Böyle bir şey çıkmadı ağzımdan az önce bu arada. Hani e, buna benzer bir şey çıktı bunu diyecektim ama bu çıkmadı. Dikkat notunda bu var. Faktöriyelli sayılar kendisinden küçük faktöriyelli sayılar cinsinden yazılabilir. Örneğin sen 13 faktöriyeli 12 faktöriyel cinsinden yazmak istiyorsun. 13 çarpı 12 faktöriyel diye yazabilirsin. Çünkü 13 faktöriyelin açılımında zaten 13 çarpı, 12 çarpı, 11 çarpı, 10 çarpı, 9 çarpı, nokta 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 çarpı, 2 çarpı, 1'e kadar gidiyor. Zaten altını şu kırmızıyla çizdiğim ifade 12'den 1'e kadar çarpım yani 12 faktöriyel. Yok hocam benim işim M, benim işime şu 11'den itibaren almak gere geliyor diyorsan o zaman burayı 11 faktöriyel diye yazarsın. Burayı 13 çarpı 12 diye bırakırsın. Yani 13 faktöriyeli 13 çarpı 12 faktöriyel diye de yazabilirsin. 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel diye de yazabilirsin. 12 faktöriyel var burada mı? şey e, aynen 13 faktöriyel 13 çarpı 12 faktöriyel. Ya da 13 faktöriyeli 13 e, çarpı 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel diye de yazabilirsin. Böyle de yazılabilir. Bunun gibi bir sürü yazım yöntemi geliştirilebilir arkadaşlar. E, onu söylemiş olayım. Tamam mı? Burayı niye boşluk bırakmışız onu şey yapamadım şu anda ayıkamadım. Evet asal sayılar aralarında asal sayılar. Asal çarpanlar ayırma, pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı, tam bölen sayısı ve faktöriyel. Bu kadar size hatırlatacağım. Bilmeniz gereken sorumlu olduğunuz kısım sadece bu kadar arkadaşlar. Şimdi geçiyorum soru çözümüne. Haydi bismillah. Örnek 1. A, B ve C sayıları ile ilgili e, A, B, C asal demiş. En küçük A demiş, en büyük C, ortanca B demiş, toplamları 37 demiş. C'nin alabileceği değer. Şimdi sınavda böyle bir soruyla ya da bir sorunun içerisinde böyle bir şeyle karşılaşırsanız, 3 tane asal var, toplamları 37. Bu asalları bulmaya çalışıyorsunuz. Kafanızdan düşünmek yerine, bence ya bu benim düşüncem, asalları bir yazın. Çok zamanınız almaz. 2, 3, 5, 7, 11, 13. 17, 19 çok da gitmeyin. Yani toplam 37 zaten. Burada gidip de yani 59 asalına kadar gitmenize gerek yok yani. E, 19'a kadar gidin. Gerekirse hatta gelin 23'ü de yazalım garanti olsun. Şimdi bu burada görüp toplamlarını 37 yapmaya çalışmak bana daha kolay geliyor. Yani daha net görebiliyorum yani. Burada mesela toplamları 37 olan 17, 13 ve 7'yi gördüm. Yani onlar var. Başka var mı diye bakıyorum. Başka, başka Göremiyorum yani açık konuşmak gerekirse. Başka göremiyorum. Ee, 19'u alsam 13 ile topladığım zaman 32. E, aha var bir tane daha var. Bir tane daha var. Dur gördüm. 7 artı 13 artı 17. Bak bunu da büyük ihtimal yazdığım için gördüm. Yoksa görmezdim. Bu toplam 37. Şimdi 5 artı 13 artı 19'u alsak. 19 13 daha 29 32 yine 37 yaptı. Bak bu da sağladı. Bu da tamam. Başka 23'ü e alsak 11'i e alsak 34 bir de 3'ü e alabiliriz. Ha bak bu da oldu. Yani 3'ü e aldım. Bir sürü varmış lan. 3'ü e aldım, 11'i e aldım, 23'ü e aldım. 23 34 37. Ama burada bir sıkıntı var. Şimdi bu aldığım masallardan en büyüğü C ya bak bu A, bu B, bu C sonuçta. Öyle değil mi? Çünkü en küçük A almalı sonra B sonra C. Bize C'nin en küçüklerini sorduğu için zaten ben giderek değerleri büyütmeye başladım. Yani gerek yok aslında 17'den daha küçüklere gitmek lazım. Yani en büyük 13 olacak şekilde acaba toplam 37'yi veriyor mu? Bu soruyu bu doğru soru bu. Bakıyorum 13 buraya 11 gelse en baba 24 olur. 24'ün üstüne bir 13 daha gelmesi lazım ama sayılar birbirinden farklı çünkü A küçük B küçük C diyor. Demek ki C'nin alabileceği en küçük değer 17'ymiş. Tamam mı? İndim ikinci soruya. A, B ve C birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre C kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar özel asalları denemek lazım. Özel asalları denemek lazım. Şimdi bakın B eksi A var. Bir de B artı A var. Bir de B artı C var. Şimdi burada şeyi deneme vakti. 2'yi deneme vakti. Yani acaba şey nedir? e, iki olabilir mi? Çift sayılardan bir tanesi olabilir mi? Birbirlerinin çarpım durumunda. Çünkü sonucu 70 vermiş. Asallara işlem yaparak 70 bulmuş. Zaten C'nin tek sayı olduğu gözüküyor. Nereden gözüküyor? Şıklardan gözüküyor. C kaçtır diyor. Bütün şıklar tek sayı. Şimdi ben burada A'yı çift sayı alsam. O zaman alabilirsem 2 alabilirim. A 2 olsun diyelim. Bakalım bu şekilde elde edebilir miyiz? Edemezsek başka bir durum deneriz. A 2 ise B 2 çarpı B artı 2 çarpı B artı C 70'i de arkadaşlar 5, 1 çarpı 5 çarpı 14 diye yazdım. Şimdi bunu böyle 1 çarpı 5 çarpı 14 diye niye 5 çarpı 14 diye yazmadınız hocam ya da niye 7 çarpı 10 diye yazmadınız diye soracak olursan bu seni hiç ilgilendirmez diyormuş. Bunu ee, bunun sebebi şu buradaki b eksi 2 ile buradaki b artı 2 arasında 4 fark olduğunu tespit ettim ben. Ve dedim ki kardeşim aralarındaki fark 4 ise ben bunu 1 bunu 5 bunu da 14 alabilir miyim acaba? b 2 1 ise D buradan 3 yapar. b 3 ise bura 5 yapar. D 3 ise C de 11 yapar. Evet A'yı da B'yi de C'yi de birbirinden farklı asal sayılar bulabildik. O zaman cevabımız B şıkkı olacaktır. Örnek 3 ile devam ediyorum. Örnek 3 ama önce bir çayından içerim ya yani. kusura bakmayın n doğal sayı olmak üzere 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 biçiminde yazılabilen asal sayılara fermat asalı adı veriliyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fermat asalı değildir. Bir de ferhat asalı var. O da yazılabilen falan. Şimdi fermat asalı nasıl oluyormuş? 2'nin Kuvveti yine 2'nin kuvveti olacak. Bir de bunun bir fazlasını alacağız. Buradaki en doğru yol bu formülizasyonu yani bu kuralı şıklara eşitlemek. Yani 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 eşittir 3'ten bir n doğal sayısı bulabiliyorsak, o zaman 3 bir Fermat asalıdır. Böyle düşüneceğiz. E, biri karşı tarafa attığımız zaman 2 üzeri 2 üzeri n eşittir 2, yani 2 üzeri 1. E, 2 üzeri n 1'e eşit olursa, e, o zaman n buradan 0 olur. E, 2 üzeri 0 1 olduğu için. Dolayısıyla 0 bir doğal sayı olduğundan 3 bir Fermat asalıdır. Şimdi 5'e geliyorum. 2 üzeri 2 üzeri n artı 1'in 5 olduğu durumu inceleyelim. bir karşı tarafa attığım zaman 2 üzeri 2 üzeri n 4 yani 2'nin ikinci kuvveti olur. Buradan da bakın dikkat ederseniz 2 üzeri n 2'ye eşit oldu. O zaman n'in 1 olması lazım. 1 de bir doğal sayı. Demek ki 5 de bir fermat asalıdır. Burada şunu anladım ben arkadaşlar. Mevzunun şu olduğunu gördüm aslında. Şu olduğunu gördüm. Eee... 1 çıkarttığım zaman 2'nin kuvveti şeklinde Yazılabilecek 2'nin kuvveti şeklinde yazılabilecek ee, ve e, sayı asal sayı olacak, tamam mı? Şimdi. 1 çıkarttığım zaman 2'nin kuvveti şeklinde yazılabiliyor. Çünkü bir kere yazılabilen asal sayılara fermat asala dönüyor. Sayı asal değilse baştan patladı zaten. Şimdi 3, 3 asal 1 çıkarttım 2. Iki, 2 üze, e, üzeri, 2, 2 üzeri 1 demek fermat asalı. 5 asal 1 çıkarttım 4. 2 üzeri 2 fermat asalı. 17 asal 1 çıkarttım 16. 16 2 üzeri 4 o zaman fermat asalı. 129 asal sayımı arkadaşlar? 129 asal sayı değil, İşte burada patladı. Ama hocam bir çıkarttığımızda 128, 128 2 üzeri 7 sağlıyor, e sağlıyor da 129 asal değil ki. Adam diyor ki yazılabilen asal sayılara Fermat asalı denir diyor. Bu sayı 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 biçiminde yazılıyor. Evet, n yerine 7 verirseniz bu böyle oluyor. Ama bu durumda arkadaşlar yani olmuyor değil. Evet oluyor. Ama bu durumda sayı asal olmadığı için Fermat asalı olarak adlandıramıyoruz bu sayıyı. Tamam mı? Ama mesela 257 asaldır. Ee, bu arada 129'un asal sayı olmadığını nasıl anladık? Ee, biraz burada tabii ki bölme bölünebilme bilirseniz işiniz kolaylaşır. Ben bunun rakamlarını topladım. 12 yaptı. 12 3'e bölündüğü için bu da 3'e bölünüyor dedim. İsterseniz gelin 129'u 3'e bölelim. 4 kere var. 4 kere 3. 12 41 43'tür arkadaşlar. Yani 43 e, 3'le bölündüğünde 43 Çıkar dolayısıyla asal sayı değildir 257 asal sayıdır ee, rakamları topladım 14 7'ye bölünmüyor 5'e bölünmüyor 6'ya bölünmüyor kafamda yaptım bir de size bir tüyo vereyim belki bir gün bir yerde bir işinize yarar bir sayının asal sayı olup olmadığını anlamanın yolu şudur normalde bütün sayılara asallara bölmeniz lazım mesela sayı 257 yani 2'ye bölmeniz lazım olmadı 3'e bölmeniz lazım 5'e 7'ye 9'a 11'e 13'e belki 17'ye bölünüyordur belki 19'a. Oradaki taktik şu arkadaşlar. Köklü sayı bilmeniz gerekiyor tabii ki. Örneğin 257 sayısı asal mı? 257 sayısının arkadaşlar kare kökünü alıyorsunuz. 257 sayısının kare kökü yaklaşık olarak kaça eşit oluyor? Bunu buluyorsunuz. 256 256 16'nın karesi değil mi? 15'in karesi 225. Aynen 16'nın karesi. Demek ki bu 16'dan biraz daha büyük bir sayı. Yani 16 küsür şeklinde bir sayı. 16 kü kare kökünün kare köküne eşit olan sayıdan küçük olan asalları buluyorsunuz. 16 küsür ya. Bundan küçük olan asal ne var? 13 var, 11 var. Ee, sonra efendime söyleyeyim. 7 var, 5 var, 3 var, 2 var. Değil mi? 16 küsürden küçük olan asallar bunlar. Eğer 257 bu 1, 2, 3, 4 5 6. Bu 6 asaldan hiçbirine bölünmüyorsa asaldır. Daha büyüklerini denemenize gerek yok. Taktik bu. Yani 257 asal mı? Bütün asallara böleceğim mi? Hayır. 13'ten zaten şunlar çok basit. 2'ye bölünmüyor, çift değil. 3'e bölünmüyor. Rakamları toplamı 3'ün katı değil. 5'e bölünmüyor. Son basamağı 0 ya da 5 değil. 7'yi bir denersiniz, 11 ile 13'ü denersiniz, olmuyorsa asal sayı diyebilirsiniz. Bu da bir taktiktir kafanızın bir köşesinde bulunmasında fayda olduğunu düşünüyorum canlarım. Şimdi geldim dördüncü soruya. Dördüncü örneğe. En bir doğal sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan en değeri kaçtır? Şimdi faktöriyeli sayılar kendisinden daha küçük sayıların faktöriyeli cinsinden yazılabiliyor demiştik. En artı 3 faktöriyeli en bir doğal sayı en artı 3 çarpı 1 eksiği olan n artı 2 faktöriyel diye yazmam benim için güzel olacak. Çünkü paydada da n artı 2 faktöriyel var. Onlar ne olacak? Mortinian Streis olacaklar. Artı n artı 1 faktöriyeli de zaten n artı 1 çarpı n faktöriyel diye yazacağım. Paydada ne var? Paydada da n faktöriyel var. Bunun sonucunun 26 olduğunu vermiş soru bize. Sonra bu arkadaşla bu arkadaş Jortingen Streis olur. Bu arkadaşla da bu arkadaş gider. E, n artı 3 ile n artı 1'in toplamı yani 2 n artı 4 olur. 2 n artı 4 eşittir 26'dır. Buradan 2 tane n eşittir 22 çıkar. Buradan da n eşittir 11 çıkar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu işlemler akar arkadaşlar genelde. <laughs> yani çok bir problem yaşamazsınız belki ayete karşınıza çıkabilir ama e, yöntem olarak bilmek lazım. Bak güzel bir ters köşe soru. Cevap 2 mi 1 mi nedir? E, burada yani tehlikeli sorulardan bir tanesi yani hani yani bir derede yüzmeye girdiğinizi düşünün timsah gibi yaklaşır bu soru size vallahi yemin ediyorum ham yapar yani. A ve B doğal sayılar olmak üzere A faktöriyel bölü B faktöriyel 120 imiş Buna göre kaç farklı A virgül B ikilisi vardır diyor. İçler dışlar yapalım bir kere çünkü iki bunların e, tamam A B'den daha büyük bunu görebiliyorum ama e, sadeleştirmeyi görmek biraz zordur. Burada içler dışlar yaparsam A faktöriyel eşittir B faktöriyel çarpı 120'dir. Şimdi her bu tip eşitlikte şu kesin bir kere vardır. E, bunu 119 alırsanız yani bunun bir eksiği 119 faktöriyel çarpı 120 120 faktöriyeldir zaten hani öyle demiştik ya 13 faktöriyel aslında 13 çarpı 12 faktöriyeldir. Aynı şekilde 120 faktöriyel 120 çarpı 119 faktöriyeldir. Böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla zaten 120'ye 119 AB ikilisi cepte. Bunda problem yok. Şimdi bir de şu var. 120 sayısı arkadaşlar 4 çarpı 5 çarpı 6 diye yazılabiliyor. Şimdi bu durumda bu durumda bakın 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak alsanız B faktöriyeli ki alabilirsiniz. 3 çarpı 2 çarpı 1. Burası B faktöriyel komple 6 yapar. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 çarpı 5 çarpı 6. Burası komple 6 faktöriyel yapar. Yani B'yi 3 alırsanız arkadaşlar 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 6 faktöriyel yapar. Yani A'nın 6 değeri B'nin 3 değerine de karşılık geliyor. Şimdi iki tane var gibi duruyor arkadaşlar ama iki tane yok. Bakın tamam güzel cevabımız ee, B gibi duruyor ama şuna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar 120 aynı zamanda 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Yani aslında 120 bir faktöriyel sayıdır. 5 faktöriyeldir. Dolayısıyla A faktöriyel eşittir B faktöriyel çarpı 5 faktöriyel'de. Bu B'yi 1 alırsanız 1 faktöriyel 1 olduğu için a faktöriyel direkt 5 faktöriyel eşit olur. Dolayısıyla b'nin bir değeri için a 5 çıkabilir. Hatta ve hatta sadece bu da değil b'yi 0 da alırsanız 0 faktöriyel de 1'dir. 1 ile 5 faktöriyelin çarpımı 5 faktöriyeldir. a faktöriyel 5 faktöriyel eşitse a da 5'tir. Yani 5'e 0 da olur. Yani arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane farklı a, b ikilisi vardır. ...dikkat edilmesi gereken bir soruydu. Ters köşeye yatabiliriz. Örnek 6 ile devam ediyorum. Diyor ki... ...A, B ve C doğal sayılar olmak üzere... ...A faktörel, B faktörel, C faktörel toplamı 4 diyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Vay kardeşim benim. Soruya bak be. Şimdi... Arkadaşlar A, B, C bunlar faktörealli sayılar. Ya kurban olayım bak gözünüzün yağının keperini çemireyim. Arkadaşlar 3 tane faktörel sayının toplamı nasıl 4 olabilir Allah aşkına. Faktörealli sayıların en küçük değerlerini düşünün ya. 1'dir, 2 iki faktörel 2'dir, 3 faktörel 6'dır. 6'ya Altı bile gitmeyeceksiniz. Ya 2, 1, 1 olacak. Değil mi? 2, 1, 1 olacak. Ya 1 2 2 olacak. Şey 1 2 1 olacak. Ya da 1 1 2 olacak. Başka ihtimal yok, değil mi? Değil mi arkadaşlar? A B C demeyeyim. Yani toplamı diyeyim şöyle. Yani A B C farklı şeyler olabilir. 2 artı 2 artı 1 de 4 yapar. 1 artı 2 artı 1 de 4 yapar. 1 artı 1 artı 2 de 4 yapar. Değil Doğru değil mi? Şimdi bakalım A, B, C. Şimdi A 2 olması için A'nın şu A faktörelin 2 olması için A'nın 2 olması lazım. B faktörelin 1 olması için B 1, C faktörelin 1 olması için C 1. Ama bu 2 bu 0, bu 0 da olabilir. Çünkü 0 faktörel de 1. Değil mi? Hatta bu 2 olabilir, bu 1 olabilir, bu 0 olabilir. Hatta bu 2 olabilir, bu 0 olabilir, bu 1 olabilir. Burada 4 tane durum var. Hatta ve hatta bunlar yer de değiştirebilir. Yani A 2 olacak diye bir şey yok. Bunların aynısını B'nin 2 olduğu durum için ve C'nin 2 olduğu durum için de yapabilirsiniz. Şimdi şıkları okuyalım. Gerekirse tek tek de sayarız. A artı B artı C toplamının en büyük değeri 4'tür. Evet. 2 1 1 durumunda en büyük değerdir. Daha da büyük bir şey yoktur. Doğru. A artı B artı C toplamının en küçük değeri 2'dir. Evet. 2 0 0 durumunda 2'dir. Daha küçük bir şey olamaz. Doğru. 3 farklı ABC üçlüsü vardır. Lan zaten şuraya 4 tane yazdım. Sır Sadece şuraya 4 tane yazdım yani. 1, 2, 3 taneden fazla var tabii ki yani. Bu yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 yani B şıkkı olacak. Tamam mı? 6 doğru, 0 yanlış, 0 boş. Dur lan bir bakayım. Gerçekten doğru mu? B, B, D, 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 B. B, B, D, 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 B. B, B. B, B. Evet, full çekmişim arkadaşlar. Bana ben tebrik edebilirsiniz. Full tekrar. Uf. Vallahi full tekrar kampı bomba gibi gidiyor ya. Yine dolu dizgin gidiyoruz vallahi. Fenayız ama başa da belayız ya gençler. 7. soruyla devam edeyim mi? Edeyim mi? Dur sizin bir fotoğrafınızı çekeyim şurada. Şu Bu da bir tane emanet bir. Geçen gün bir şey yaptık. Bu video çekilmeden bir hafta önce ne yaptık? Yüzde <laughs> <laughs> kamp yaptık Ankara'da. Çok güzel oldu. Onun da videosunu YouTube'a atacağız bir ara. Örnek 7 ile devam ediyorum. x eşittir 5 faktörel artı 11 faktöriyel y eşittir 8 faktörel artı 8 faktörel. z eşittir 7 faktörel artı 9 eşitliği veriliyor Buna göre bu sayıların doğrusu her şeyden hangisidir? Şimdi peki. Arkadaşlar şu Y ile Z birbirlerine biraz daha yakınlar. Şu X bir dursun. Şam şeytanı gibi duruyor orada zaten. Şu Y'ye bir bakalım arkadaşlar. Şimdi 8 faktöriyel demek. 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel. iki tane 8 faktöriyel demek. Hatta bak burada en küçük 7 de olduğu için genelde faktöriyel sayılarda küçüklere gitmek daha önemli. Hani büyüğü küçüğe çevirebiliyoruz çünkü. 2 çarpı 8 faktöriyeli. 2 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diye düşünürsek. 8 kere 2 16 olduğu için burası 16 çarpı 7 faktöriyeldir. Değil mi? Tamam. Y'nin eşiti. Şimdi Z'ye bakıyorum. 7 faktöriyel bir dursun. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diye yazabilirim. Değil mi canlarım? E, 7 faktöriyeller ortak olduğuna göre 7 faktöriyel parantezinde burada 1 kalır. Burada da 72 kalır. Yani 73 olur. Yani bu da 73 çarpı 7 faktörel. Ya kardeşim 16 çarpı 7 faktörel mi büyük? 73 çarpı 7 faktörel mi? Tabii ki 73 çarpı 7 faktörel. Yani Z'nin, Y'nin özür dilerim. Z'den küçük olduğu bariz. Bariz belli yani. Şimdi X'e bakıyorum. Ya X zaten boş ver 5 faktörel ya. Görme bunu. Bunu görme bile yani. Hani bile. hani 11 faktörel zaten tek başına 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel değil mi? Bu sayı zaten her türlü 16'dan da yani 7 faktörelin önündeki sayı her türlü hem 16'dan hem de 7'den büyük değil mi? O zaman zaten yanındaki 5 faktörele gerek bile yok. X zaten bunların en büyüğü. Dolayısıyla Y, Z, X olacak. Ee, cevabımız E şıkkı. Y, Z, X. Aynen. Bunlar da tehlikeli ha. Doğruyu yaparsın. Yanlışı işaretlersin. Valla çok evlat acısı gibi koyar yani. Devam ediyorum. Örnek 8 ile. Örnek 8. Diyor ki soru bize. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. Ünlem A ifadesi. A faktöriyel sayısındaki asal çarpanların adedi olarak tanımlanıyor. Örneğin. Onun yanına ünlem koyduğunuz zaman bu şu anlama geliyormuş. 4'tür. 10 faktöriyelin içerisinde 4 tane asal var. Gerçek mi? Bakalım. Gerçekten 10 faktöriyeli 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye açın. Onun içinde 2 var. Bak asalları yazıyorum. 10'da 2 var. 9'da 3 var. 8'de de 2 var. 7 var. 6'da 3 var 2 var yazdım zaten. 5 var 5'te. 4'te 2 var yazdım. 3'te 3 var yazdım. 2'de 2 var yazdım. Gördüğünüz gibi zaten 4 tane asal var. Doğru yani. Aferin lan. Doğru söylemişsin. Aferin sana. Bak tanımlamayı bir kendi içimde bir sindirdim. Özüttüm yani. Şimdi soruya geçiyorum. Buna göre e, ünlem A eşit 6 eşitliğini sağlayan A sayılarının toplamı. Yani diyor ki A'nın A sayısının A faktöriyel sayısının özür dilerim. A faktöriyel sayısının asal çarpan adedi 6 tane olacakmış. Hmm, peki ve bu bir faktöriyel sayı. O zaman başlıyorum bak. 1 çarpı 2 çarpı 3 bak 2 asal oldu. 3 oldu asal. Asal sayısı 4 oldu. Asal sayısı hala 4. Asal sayısı şu an 5 oldu. Asal sayısı şu an 6 oldu. Yani a'yı 13 alırsak a'yı 13 alırsak 13 faktöriyelin içinde 6 tane asal olduğu için ünlem 13 6'ya eşit olur ve sağlar. Problem yok. Ama a'yı 14 alırsak 14 faktöriyelin içinde de 6 asal vardır. Çünkü 14 zaten 13'ten sonra gelen 14 7 çarpı 2'dir. Ben onları saydım burada bak. 7'yi de, de, burada da burada da saydım. Dolayısıyla A'yı 14 almakta da bir base yok. Alabiliriz. Hatta A'yı 15 de alabiliriz. Yani 15 faktöriyelin içinde de 15 3 çarpı 5 yine buraya çarpı 15 yaz. 15 3 çarpı 5. E ben burada 3'ü de saydım 5'i de saydım. Dolayısıyla o ünlem 15'in sonucu da 6'dır. 15'i de alabiliriz. 16'yı alabilir miyiz? 16'yı. 16'yı da alabiliriz arkadaşlar. Çünkü 16 sayısının da içindeki asal 2'dir sadece. 2, 2, 2, 2, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2'yi de saydım ben. Dolayısıyla ünlem 15'in sonucu da 6'dır. Ünlem 16'nın sonucu da 6'dır. 16'yı da alabilirim ama 17'yi alamam çünkü artık 17 13'ten sonraki asal. 17 alırsam a'yı ünlem 17 dediğimiz sayıdaki asallar şunlar olur. 2 3 5 7 11 13 bir de 17. Yani bunun sonucu 7 çıkar arkadaşlar. 6 çıkmaz. Dolayısıyla 13 14 15 ve 16'yı alabilirim sadece. Bunları topladığımız zaman da 40 46 51 55 58 gelir. Yani Sivas'ın ilk plaka kodu cevabımız D şıkkı olacaktır. Tamam mı? Güzel. Bunu da güzel bir şekilde halletmiş olduk. Ve 9 devam ediyorum. Soru 9. Diyor ki iyi misin bu arada şey kendindesin değil mi? Yani böyle falan olmadın yani. Çünkü yani güzel sorular konuşuyoruz ama e, bu kadarı seni yormamalı. Çünkü biz sene içerisinde neler neler diyor. Neler neler yaptık. Bir düşünsene ya. Böyle geriye doğru bakmak yani geçmişle yaşamak değildir her zaman Arkanı dönüp bakmak. Tamam her zaman hedefleri ileri koy. Geçmişte yaşama. Ama bazen de şöyle bir geriye bir dön bir bak be kardeşim. Geriye dön bir bak. Çünkü ne kadar ilerlediğini görmek bazen sana çok iyi hissettirir. Evet geçmişe dönüp geçmişte yaptığın hatalardan takılı kalarak önündeki engellere çarpma. Ama bazen bir geçmişe dön bir bak kardeşim ya. Neler yaptık seninle ya. Neler yaptık ne cenderelerden geçtik. 70 günde TYT ile başladık. Yani ne ne kamptı ya. Vallahi ne kamptı. Yani ben yaptım diye söylemiyorum. Yani ee, neydi? Kargaya şey kirpiye yavrusu ne gelirdi? Yumuş gelir miydi? Öyle bir atasözü vardı. Öyle değildir büyük ihtimal atasözü. Çünkü yumuş diye bir şey yoktur ama onun gibi bir şeydi yani. Ya yani ben yaptığım için tabii ki her hocaya her yaptığı çalışma güzel gelir ama 70 günde TYT matematik çok güzel bir çalışmaydı bana göre. Yani çok dolu doluydu. Çok 70 günün o e, ko, kompleks yapısına çok uygundu yani neler neler yaptık orada bütün konuları öğrendik ondan sonra ayete kampına başladık ayete kampında neler yaptık arkadaşlar ya yani içinden geçtik her şeyin yani sonra geometri kampı yaptık geometri kampı da çok yani e, bana göre efsaneler arasında olacak bir kamptı yani bence ben öyle düşünüyorum. Zaten hep hayalim şuydu. Önce birinci dönem bütün ana konularımı yani ana kamplarımı yapacağım, bitireceğim. Yani TYT'yi baştan sona, AYT'yi baştan sona, geometriyi baştan sona anlatacağım. Sonra lokal çalışmalar, full tekrarlar. Yani TYT'yi baştan tekrar, e, aynı şekilde AYT'yi baştan tekrar, aynı şekilde geometriyi baştan tekrar ve spesifik olarak önemli konuların çalışmaları. Mesela bu sene trigonometri var. Mesela bu sene fonksiyon var. Mesela mesela e, lokal olarak yapacağımız önemli konularla ilgili soru çözümleri var. Ama yani güzel şeyler yapmak adına ya beraberdik ya. Daha ötesi var mı yani? Beraberdik abi. Çok güzeldi yani. Ben seviyorum yani. Ya her senede böyle moralim bozuluyor ondan sonra. Şimdi 2023'teki arkadaşlarla sizlerle çok güzel bir bağ kurduk. Şimdi siz yine Haziran'da gideceksiniz. Sonra gideceksiniz. Üniversitedeki başka hocalara hocam Bizi bırakı, bizi unutacaksınız arkadaşlar. Yani bu şeyi bırakın. Hocam ben size hep gelirim. Sizin işte e, videolara gelirim falan. Gelmiyorsunuz arkadaşlar. Gelmiyorsunuz ya. Yapmayın gözünüzü seveyim yani. Unutuyorsunuz. Gidiyorsunuz bahar şenliklerine bilmem nelere. Starbucks'lara onlara bunlara. Manita yapıyorsunuz. O bu yapıyorsunuz. Bizi unutuyorsunuz yani. Birbirimizi kandırmayalım şimdi. Neyse ben 9. soruyla daha fazla moralimi bozmayayım. 9. soruyla başlıyorum e, tekrardan. Ardışık x tane doğal sayının çarpımı kare içerisinde x olarak tanımlanıyormuş. Mesela eee Kare içerisinde 2 n çarpı n artı 1. Buradaki n'in ne olduğunu bilmiyoruz. Ama e, n de n artı 1 de iki tane doğal sayıymış. Bunu biliyoruz. Şimdi kare içerisinde 15 3 çarpı 17 faktöriyel yani eşitliğini sağlayan ardışık sayılardan en küçük. Yani adam sana şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim 3 çarpı 17'yi bana 15 tane ardışık sayının çarpımı şekline getirebilir misin? Bana bunu söyle diyor ya. Laga luga yapma bana diyor. Yani buradaki kare 15 demek n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 çarpı nokta 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 n artı 15 değil midir arkadaşlar? Bu böyle değil mi? Öyle değil mi bu yani? Şimdi bunu bunu 3 çarpı 17'yi nasıl böyle 15 tane farklı çarpanla yazarsın? Bunu soruyor sana. Şimdi 17 faktöriyeli özür dilerim. Şimdi bak bu 3 dursun burada. 17 faktöriyel 17 çarpı 16 çarpı 15 çarpı nokta 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 nokta. Ee, 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Biri yazmanıza da gerek yok. Biri ister yazın ister yazmayın. Bir zaten çarpma olduğu için burada etkisiz eleman. Şimdi bakın ben şöyle bir şey yapacağım. 3 kere 2 6 bak buradaki son 2 sayıyı aldım. Bir de burada 3 var 18. Aa, bak görüyor musun? 17'nin yanı normalde şimdi baktığın zaman burada çok sayı var. <laughs> bak son terim 17 ilk terim 2 artış miktarı artı 1. 15 bir daha 16 bir de burada 17 sayı var burada. Bunu 15'e indirmemiz lazım. Dolayısıyla ne olması lazım? 2 tane sayının ortadan kaybolması lazım. Ya da 3 sayının kaybolması bir sayının gelmesi lazım. O gelmesi gereken sayının da ardışık olması lazım bunlarla. Yani 20 gelirse bir işime yaramaz. 17'den sonra ardışık 18 gelmeli. Buradan ipucuyu aldım. 2'yi, 3'ü ve şu baştaki 3'ü. Bunları bir araya getirirsem burası 18 yapmaz mı? 18, 17, 16, 15 oldu. Nokta nokta nokta. E, 3 ile 2 artık mefta oldu. 4'e kadar geldi. Ve 18'den 4'e kadar olan sayılarda toplam kaç tane sayı vardır? 15 tane. İşte olay bu. Yani biz şuradaki 15 ardışık sayının çarpımı şeklindeki olayı tanımladık. Bunlardan en küçüğü n, bunlardan en küçüğü 4 olduğuna göre n'in de direktman 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bence güzel bir TYT sorusu olur. Şöyle ilk 5 sorunun içerisinde böyle bir şey konulabilir yani x bir doğal sayı olmak üzere büyük x x sayısının en büyük ve en küçük asal çarpanlarının farkının mutlak değeri olarak tanımlanıyormuş. Mesela 63 yuvarlak içinde. Mesela 63 ne demek 63? 63 9 çarpı 7 demek. E, 9 demek de 3 e, 3'ün karesi demek. 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1. Yani burada 7 ve 3 asalı var 63'ün içinde. 7 eksi 3 4 mutlak değeri 4 zaten. Tamam mı? Peki. Buna göre, burada yazıyormuş la zaten. <laughs> Çık dışarı. Buna göre, yuvarlak içinde x'in sonucunun 2 olması eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç tane x değeri vardır diye soruyor bize. Yani a, e, az, a, ah. yani en büyük ve en küçük asal çarpanlarının arasındaki farkın 2 olduğu sayılar. Hmm. Hangi ee, şeylerin arasındaki asal sayıların arasındaki fark 2'dir. Bunu düşüneceksiniz. Mesela 3 ile 5 arasındaki fark 2'dir. Mesela 5 ile 7 arasındaki fark 2'dir. Mesela 11 ile 13 arasındaki fark 2'dir. Yalnız ee, var var da 17 ile 19 falan da var. Da. 29 ile 31 falan var ama ama iki basamaklı x diyor kardeşim. Şimdi sen x sayısını 11 ve 13 asallarından oluşarak seçersen Bunların üstünü minimum 1 yapacaksın ya. Hani 0 yaparsan zaten bir tanesi 1 olur yani. Sayı bir, sayı 13 falan olur. Olmaz yani. Asal çarpanların var olabilmesi için buralarda 1 1 yazması lazım. En az birer tane olmalı. E bunun bile çarpımı 143 kardeş. Sen öleceksin kardeş. Sen öleceksin ki biz yaşayalım. O yüzden bu olmaz. Yani 11 ile 13'ü ve bundan sonraki büyük asalları alamayız. Alabileceğimiz sadece 3 5 5 yeri var. Yani x sayısı 3'ün bir a kuvveti çarpı 5'in bir B kuvveti şeklinde yazılabilir. X sayısı 5'in bir A kuvveti çarpı 7'nin bir B kuvveti şeklinde yazılabilir. Şunu silen. Şöyle giden. Şimdi A'yı 1 alırsam X ne olur? A'yı da B'yi de 1 alalım. 3 kere 5'ten 15 olur. Problem yok. 2 basamaklı. Ee, A'yı 2 alırsam 9 B'yi 1 alırsam 9 kere 5'ten 45 problem yok. A'yı 3 alırsam 27 çarpı 5 135 3 basamaklı oluyor. Şimdi A'yı 1 alalım B'yi 2 alalım. O zaman 3 çarpı 25'ten 75 bu da oluyor. Şimdi A'yı 1 B'yi 3 alalım yok 125 oluyor olmuyor. Demek ki 3 üzeri A çarpı 5 üzeri B'den 3 tane durum geliyor. Aşağıya baktığım zaman A'yı 1 B'yi 1 aldığım zaman 7 kere 5'ten 35 geliyor. Bunların herhangi bir tanesini 2 yaptığınız anda arkadaşlar 3 basamaklı olur. 25 çarpı 7 de 3 basamaklıdır. 49 çarpı 5 de 3 basamaklıdır. Dolayısıyla A ile B ikinci durumda olamaz. Şimdi 4 tane yakaladık ama şey de olabilir arkadaşlar. Ona hiç bakmadık yani. Ee, 3 tane çarpanı da olabilir bunun. Yani soru da şey dememiş ki. Ee, X'in 2 tane asal çarpanı olacak dememiş. Yani şey olabilir mi acaba? 3 çarpı 5 çarpı 7. Hani böyle bir sayı da olabilir gerçi böyle olduğu zaman en büyük ve en küçük asallar arasındaki fark da şey olmuyor. 2 olmuyor değil mi? Aynen. En büyük ve en küçük asal çarpanlar arasındaki fark 2 olacak. peki 2 çarpı 3 çarpı 5 olur mu? O da olmaz. 5 ile 2 arasında. Evet yok arkadaşlar. Selamun Aleyküm yok. Demek ki cevabımız 1, 2, 3, 4 tane yani D şıkkı olacak. Cevabımız D. 10. soruda güzel bir soruydu. Böyle bir beni şüpheye düşürdü yani açık konuşmak gerekirse. Şimdi devam ediyorum 11 ile. Asal olmayan, asal olmayan bir pozitif tam sayı asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asalını, ku, asalının kuvveti 1 ise bu sayı asalımsı sayı denir. Örnek 143 sayısı 10, 11 çarpı 13 yani sayı asal olmayacak şart 1. Şart 2 iki tane asalın çarpımı şeklinde yazılacak ve bu asal sayıların kuvvetleri 1 olacak. Onu da özellikle söylemiş. Tamam mı? Mesela 45 asalımsı değildir. Çünkü 45 9 kere 5'tir. Yani 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'dir. Ama 15 asalımsı sayıdır. Çünkü 15 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Ayrımı anladınız değil mi? Şimdi buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi asalları bir yazalım arkadaşlar. Buraya e, şöyle aşağıya mı yazsak şöyle. Şu aşağıya yazalım şöyle. Ne var asallar? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 9 var, 9 var. 9 asal değil mi Mert Hoca? Uslan be Mert Hoca. 11, 13, 17, 19 yeter lan. 23'e kadar gidelim yeter. Şimdi sayı kaç basamakta olacağını da söylememiş sayının değil mi? Yok öyle bir şey söylememişim. 50'den küçük 15 tane asalımsı sayı vardır. Şimdi... Asalımsız sayılar için 2 asalın yan yana tek başına gelmesi yeterli. Yani 2 çarpı 3 asalımsıdır. 2 çarpı 5. 2 çarpı 7. 2 çarpı 11. 2 çarpı 13. Ama e, 40 50'den de küçük olacak. Şu an 26'dayız. 17, 19. Bak güzel sayıya kadar gidip durmuşum ha. 6. is işte. 23. 23, 2 çarpı 46. Bundan sonraki asal arkadaşlar e, 29'dur. 29 çarpı 2, 58. 50'den küçük değildir. Dolayısıyla... İçinde 2'nin olduğu asalımsı sayılar 2 3 yani 1 2 5 2 7 2 11 2 13 2 17 2 19 2 23 yani 8 tane. Buradan 8 tane geldi arkadaşlar. Şimdi bu tarafa bakalım. 3'ün olduğu. Şimdi 3 2'yi almayın çünkü 2 3'ü aldınız zaten. Sıralı gidin. Yani 3 5'i alın. 15 50'den küçük. 3 7 21 50'den küçük. 3 11 3 13 3 17 olmaz. 17 çarpı 3 51 yapar. Yani burada da 1 2 3 4 tane var. 4 tane de buradan geldi. 4 tane. 5'e geldim. Ee, 5 3'ü almayacağız tabii. 5 2'yi de almayacağız. 5 7'yi alacağız. 35. 5 11'i alamayız. 5 11 55 yapıyor. 50'den büyük. Demek ki burada da 1 tane. O da 5 ile 7. E tamam o zaman 8, 12, 13 tane mi? Şimdi arkadaşlar burada ben size 15 diyor. Bak burayı böyle yanlış dersen güzel bir yanlış oluyor. Yani iyi, güzel bir yanlış. Her yanlış Hayırsız değil bu hayırlı bir yanlış. Şimdi ben burada sizi güzel bir manipüle ettim. Soruyu böyle tam böyle ee, yani böyle hasır altı ettim. Bak şimdi ee, sorunun verdiği örnek de iki asallı. Sorunun benim yazdığım örnek de iki asallı. Soruyu bir daha bir okuyalım. Asal olmayan bir pozitif tam sayı asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asalının kuvveti 1 ise bu sayılara asalımsı sayı denir. Burada asalımsı sayının asal çarpanlarının sadece 2 adet olduğunu söyleyen bir şey var mı? Yok. Yani bu asalımsı sayı şöyle bir sayıda olabilir arkadaşlar. Örneğin 2 çarpı 3 çarpı 5 bal gibi bir asalımsı sayıdır. Asal değil 2 çarpı 3 çarpı 5 ee, pozitif tam sayı asal çarpanlarına ayrıldığında ayırdık. Her bir asalın kuvveti 1. A 1 1 1. İşte bu 30 sayısı fıstık gibi bir asalımsı sayı. Dolayısıyla 3 çarpanlı asalları da düşüneceğiz. Ne var 3 çarpanlı asallar? 2 çarpı 3 çarpı 5. Bu da asalımsıdır. Ee, 2 çarpı 3 çarpı 7. 21 çarpı 2 42. Bak 30 da 42 de 50'den küçük asalımsıdır. Peki 3 çarpı 5 çarpı 7'yi alabilir miyim? 35 yok. Bu olmuyor. Bu geçiyor. Yani 13 tane burada. 2 tane de burada. Yani toplamda 15 tane 50'den küçük asalımsı sayı vardır. Cevap birincisi kesinlikle doğru. 2 asalımsı sayının çarpımının sonucu yine bir asalımsı sayıdır. Hayır. 2 çarpı 3 bir asalımsı sayıdır. 3 çarpı 5 de bir asalımsı sayıdır ama bunların çarpımı 2 çarpı 3'ün karesi 2 tane var. Çünkü çarpı 5 e bu asalımsı değildir çünkü 3'ün kuvvetinin 1 olması gerekiyordu. 3. kuvvet 2 oldu bu kesinlikle doğru değil. ha Doğru olduğu durum olur mu? Olur. Mesela 2 çarpı 3 alırsınız bir asalımsı sayıyı öbüründe 5 çarpı 7 alırsınız. Bunları çarpınca 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 asalımsı sayıyı verir ama vermeyedebilir kesinlik yok. Buraya geliyorum. 3 basamaklı en küçük asalımsı sayı 102'dir. E, bu basit zaten. 102'yi asal çarpanlarına ayır bakalım. 102, 51 çarpı 2 demek. E, 102 şuraya yazıyorum bak. 102 eşittir. 51 de 17 çarpı 3 demek. 17 çarpı 3 çarpı 2. Kuvvet 1, kuvvet 1, kuvvet 1. Hepsi asal. Evet. En küçük 3 basamaklı asalımız. Şimdi 102 asalımsı da en küçük 3 basamaklı mı? Onun için 101 ile 100'ü de kontrol etmek lazım. 101 ile 100'ü de kontrol etmek lazım. 101 asal sayı zaten arkadaşlar. Nereden anladım? 101'in kare kökünü alın. 10 küsür bir şey. Ondan küçük asallar 7, 5, 3, 2 var. 101 7'ye de bölünmüyor. E, 101 5'e de bölünmüyor. 3'e de bölünmüyor. 2'ye de bölünmüyor. 101 asal. Az önce anlattım ya size. 101 asal olduğuna göre zaten bu şartı sağlamaz. Asalımsı olmaz. Çünkü asal olmayan bir pozitif tam sayı olması lazım asalımsı sayının. E 100 olabilir mi bakalım? 100 de arkadaşlar içinde kesinlikle 25 var. 25 çarpı 4 var. 25 5'in karesi, 4 de 2'nin karesi. Bu da asalımsı değil. Demek ki 100 asalımsı değil. 101 asalımsı değil. 102 asalımsı olduğuna göre en küçük 3 basamaklı asalımsı da 102 bu da doğru. Kesinlikle doğru. Cevabımız 1 3 yani eşit olacak. Bu derste bir şey unuttum. Ne unuttuğumu biliyor musunuz? Bazı sorulara yıldız atmayı unuttum. Zaten ilk sayfaya yıldız atmayacaktım hiçbir tane soruya ama ikinci sayfada yıldız atacağım sorular var arkadaşlar. İkinci sayfada sekizinci soru, ikinci sayfada dokuzuncu soru, ikinci sayfada onuncu soru ve ikinci sayfada 11. soru. Bu sorular çok önemli sorulardı. Bunlara yıldız atmayı bir görev biliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi ikinci gün asal sayılar ve faktöriyel. Şimdi faktöriyel diye yani asal sayı sayısına faktöriyeldir. Faktöriyelin temel prensibi içindeki asalları kullanılarak soruluyor zaten bize yıllardır. ÖSYM bunu e, öncelikliyor. Onun dışındaki faktöriyel tanımı zaten çok sade arkadaşlar. Şimdi birinci videoyu izlediniz. Şimdi ikinci videoyu izleyeceksiniz ve asal sayılar e, faktöriyel konusuyla beraber TETE full tekrarın ikinci gününde asal temel kavramlar ünitesini bitireceğiz. Üçüncü gün sayı basamaklarına geçip ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir sonraki videoda görüşülüm. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.